Salgının yayılmaya başladığı ilk günlerde doğudan gelen uyarılara karşı batılı bilim insanları hasta olmayanların maske kullanımına mesafeli yaklaşmıştı. Birçokları bunun gereksiz olduğu görüşünü savundu. Ancak gelinen nokta onları haksız çıkarmışa benziyor. Bugün Türkiye dahil virüsün yayıldığı hemen her ülke toplu alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Peki bu fikir değişikliği nasıl oldu? Elimizde maske kullanmanın gerekli olduğunu gösteren hangi veriler var? NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe ile konuşacağız. Ahmet Yeşiltepe hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi o görüntüleri çok iyi hatırlıyoruz. Çin'den gelen görüntüler, uzak doğudan gelen görüntüler. Sokakta hemen her vatandaşın yüzünde maske vardı. Açılışta da aktardım. Batı biraz mesafeli yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü gerek yok dedi. Ne oldu da birdenbire Batı fikir değiştirdi? Batı aslında eline ulaşan son istatistiklere, verilere, datalara göre bir tavır değişikliği içerisine girmek zorunda kaldı. Çünkü özellikle Çin başta olmak üzere Singapur, Tayvan, Hong Kong, Japonya gibi ülkelerde ya da bölgelerde yerleşim alanlarında, yani bu ülkelerin özellikle salgının yoğun olarak görüldüğü bölgelerinde insanların ağırlıklı olarak sokağa çıktıklarında sosyal mesafeyi koruduklarını ve yoğun bir biçimde özellikle toplu ulaşım gibi alanlarda maske taktıklarını gözlemlediler. Zaten istatistikler ve yapılan yani ampirik çalışmalar, gözleme dayalı çalışmalar ama çoğu bilimsel nitelikteki çalışmalar da bunu gösteriyor. Elimizde bunu biraz daha net biçimde kanıtlayan çok ilginç bir grafik de var. İzleyicilerimize onu da sunalım. Aslında Ocak ayında Çin'de başladı. Şubat ayından itibaren dünyaya yayılmaya başladı. İlk 100. vakadan sonra nereye doğru seyretti rakamlar? Hem vaka sayısı hem de ölüm sayısı, bunları göze aldığımızda, göz önünde bulundurduğumuzda bir plato seviyesi görüyoruz. Bilemiyorum o istatistik verilerin birazdan gelecek, birazdan grafik gelecek. Evet. O grafikte özellikle vurgulanması gereken nokta şu. Çin 83 bin vakaya ulaştı. 3300 ölüm. Ama şu anda az çok bir plato seviyesine girmiş görünüyor. Mart ayının ilk haftasından itibaren. Güney Kore ilk vakanın tespitinden tam 17 gün sonra çok belirgin seviyede o plato seviyesine, düzlüğe girdi. Güney Kore'de ölüm 10 bin, vaka sayısı 186'da kalmış görünüyor. Japonya'nın artış hızını kesmekle birlikte henüz tam olarak plato seviyesine geçtiğini göremiyoruz. Ancak orada da en azından vaka sayısındaki artış nispeten geçmişe oranla, ilk günlere oranla daha az bir yükseliş kaydediyor. 85 bin ölüm. Şimdi maske takan ülkelere baktığımızda aslında bir plato seviyesi dediğimiz düz çizgiyi görebiliyoruz. Doğru. Ancak maske takmayan ülkeler dediğimizde özellikle batılı ülkelerde rakamların gerçekten çok ama çok yüksek ve çok hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. O yüzden tabii sadece tek başına yeter neden değil maskenin kullanımı. El yıkama. Ama yani gerçekten de yani akıl almaz bir durum. Bir solunum yolu enfeksiyondan bahsediyoruz. Yani belli ki ağız burun yoluyla vücuda giriyor. Yani maskeyi neden batılı ülkeler bu kadar sanki tukaka yaptı, sak gerek yok dedi. Acaba yani bir maske stoğu ya da işte insanların koşup o maskeleri bulamamasından mı endişe etti? Bir anda bir yüklenmeden mi endişe ettiler? Aslında bu sorunun açıklaması var mı bunun? Cevaplardan birisi de bu. Tabii çok hızlı bir şekilde maskeye doğru yönelmesinden endişe edildi. Stokların yeterli olmayabileceği yönünde endişeler vardı. Kaldı ki bugün maskeler konusunda Batı'da bir büyük kavga yaşanıyor. Malum biliyorsunuz İspanya ve İngiltere'nin maskelerine, Almanya'nın affedersiniz düzeltiyorum, maskelerine Amerika Birleşik Devletleri son dakikada el koyup Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal edilmesi konusunda bir son dakika manevrası ve biraz daha fazla para ödeyerek gizli servisler de işin içine yani giriyormuş değil mi? Maskeler operasyonlar için, falan da maskeler için operasyonlar yapılıyor. Bunu Dünya Sağlık Örgütü aslında başta net bir biçimde koyamadı. Şunu söylemekte bilemiyorum, bir beis yok zannediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Sekreteri çok zor bir dönem geçiriyor. Ancak bugün böylesine önemli iki uluslararası kuruluşun başında gerçekten
liderlik vasıfları çok üst seviyede olan, karizmatik ve gerçekten sözü dinlenen. Evet, biliyoruz Dünya Sağlık Örgütü ve belki Birleşmiş Milletler nihayetinde çok etkin kuruluşlar değil günümüzde, özellikle son 10-20 yıla baktığımızda. Fakat malum Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin veto sahibi daimi üyeleri nedeniyle hareketsiz kalan bir yapıdan, hantal bir yapıdan söz ediyoruz elbette. Ancak yine de liderlik bu anlamda çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü liderinin çok daha önceden maske kullanımı konusunda telkinde bulunması, öneride bulunması gerekiyordu. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu konuda daha proaktif olması lazımdı. Bu konuda gerçekten çok ama çok yoğun eleştiri alıyorlar bugünlerde. Bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları, daha bu geçtiğimiz Cuma günü gönüllü olarak bunun kullanımı konusunda bir tercih yapabilirsiniz. Ben örneğin gönüllü olarak bunu kullanmama konusunda bir tercih yapıyorum dedi. Demek bu açıklamayı yaptıktan yaklaşık 10 dakika sonra kendi eşi First Lady Melania Trump kendi tweet hesabından muhakkak ama muhakkak maske kullanın diye bir açıklamada bulundu. Sözün özü, maske kullanımı konusunda evet kafalar karışıktı belki ama nihayetinde rakamlar bize özellikle Doğu'da, Uzak Asya'daki ülkelerin muhakkak ki hijyen, özellikle el yıkama konusundaki hassasiyet, maske kullanımı gibi konularda çok ama çok duyarlı davrandıklarını gösteriyor. Bir bakıma biraz da kültürel bir olgu, özellikle Çin ana kıtasında Taklamakan çölünden gelen o yoğun kum fırtınalarının Pekin, Şangay gibi Pasifik kıyısındaki yerleşimlere dahi ulaşması ve doğal olarak hızlı sanayileşmeyle meydana gelen hava kirliliği nedeniyle insanlar son yıllarda ana kıtada çok yoğun bir biçimde zaten maske kullanıyorlar. Maske kullanmak bir alışkanlık, bir günlük ritüel, bir yaşamın bir parçası. İstanbul'da bazı turistlerde de görürüz. Japonya'da öyle. Doğudan gelen turistler maskeyle gezerler. Güney Kore'ye bakın, yani bir plato seviyesine daha 17. günde girmiş, kontrol altına almış. Aynı şekilde Hong Kong, Singapur, Japonya çok belirgin belki bir plato seviyesi değil ama kontrol altında tutuyor. Neden? Çünkü insanlar bir defa sosyal mesafeyi çok iyi koruyor. İzolasyon net bir biçimde gerçekleşmiş durumda. İnsanlar evlerinden çıkmıyor. İnsanlar kendi hijyenlerine çok dikkat ediyor. Mutlaka ama mutlaka ellerini yıkıyor ve maske kullanıyor. Şimdi maske sadece de o öksürükten, hapşırıktan korumuyor, öyle değil mi? Yani evet, sonuçta hep el hijyeninden bahsediyoruz. Aslında biraz bizden de koruyor. Doğru. Bizden koruyor. Şimdi o konuyla ilgili de çok ilginç bir araştırma var. Onu da anlatıp bitirelim. Londra Tropik Hastalıklar ve Hijyen Çalışmaları Enstitüsü'nden David Heyman yapmış bu araştırmayı. Diyor ki aslında bu patojenleri biz kendimiz taşıyoruz. Yani nedir o, işte illa damlacık doğrudan size ulaşmasına gerek yok. Elinizle, ağzınızla, burnunuza, elinizle, ağzınıza ve burnunuza virüsü rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Doğru. Bu tür patojenleri. Patojen dediğimizde tekrar edelim, hastalığa neden olan organizmalar. Bunları elinizle, özellikle yüzünüze taşıyabilirsiniz. Yapılan araştırmalar, ki Avustralya'da bir üniversitenin yaptığı araştırma, Güney Galler Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalarda, bir saat içerisinde öğrenciler üzerinde bir araştırma gerçekleştirmişler. 9 ila 27 defa elini yüzüne dokundurma, değdirme ihtiyacı hissediyor insanlar diye. Özellikle sağlık çalışanları, ofis çalışanları, öğrenciler çok daha yoğun bir biçimde ellerini yüzlerine değdiren tipteki çalışan insanlar şeklinde de bir data var elimizde. Bütün bunlardan hareketle o patojenleri, yani virüs de dahil bakteriler, bunları yüzümüze taşıyan insanlar aslında bizzat kendileri olabiliyor. Virüs çünkü belirli yüzeylerde, belirli seviyede kalabiliyor. O yüzden maskenin böyle de bir avantajı var. Yani gözlük kullanımı, şimdi gözle de bunun bulaştığı yönünde bir bilgiler mevcut ama şunun altını özellikle çizelim. Özellikle elimizi yüzümüze değdirdiğimiz, farkına varmadan bunu yaptığımız, içgüdüsel olarak yaptığımız, stres nedeniyle yaptığımız, kimi zaman bir alışkanlık, bu alışkanlığı tersine çevirmek için çok uğraşabiliriz ama bu aşamada belki bu kadar kısa sürede, kısa mesafeli bir alışkanlık değişikliği yaşayamayabiliriz. Ama ne kadar çok dokunuyormuşuz. Şimdi yani insan özellikle dikkat ediyor. Aman elini öyle uzak tutmaya çalışıyor yüzünden ama ne kadar çok el ister istemez gidiyor. Heyman şöyle diyor, yüzümüzü Berkeley'den, Kaliforniya Üniversitesi'nden psikolog Thatcher
Keltner'ın bir araştırması var. Yüzümüze temas etmek stresi azaltıyor diyor. Davranış bilimci şey demiş, dokunmayı tetikleyen durumların farkına varırsak bunlara göre hareket edebiliriz diyor. İkame yöntemlerden bahsediyor. Yani eğer sürekli olarak burnunuzun etrafını karıştırıyorsanız, işte gözünüze ya da işte dişinizle uğraşıyorsanız, onlar için ikame, işte kürdandan tutum da yani davranış değişikliğini tetikleyecek ya da ona neden olabilecek bir takım yeni tür alışkanlıklar edinin. O alışkanlıklar edinene kadar da belki bir maske yüze dokunmayı engelleyecektir. Ama hepsinden önemlisi, bütün bu araştırmalardan aslında bizim çıkardığımız hem Avustralya, hem İngiltere, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı kurumların, kişilerin, bilim insanlarının yaptığı ama ortak payda da buluştukları konu, önce eller yıkanacak, maske muhakkak takılacak çünkü bir solunum yoluyla gelen bir virüsten söz ediyoruz. Daha sonrasında da izolasyon. Evet, yani hem kendi kişisel izolasyonunuzu sağlamak, mümkün olduğunca sosyal mesafeyi korumak ve maske kullanımının bu arada sürdürülebilir olması. Tabii bu konuda devletlere, hükümetlere iş düşüyor. Türkiye bu konuda nispeten hazırlıklı görünüyor anlaşılan. O yüzden hani özellikle yoğun iş ortamlarında, kalabalık iş ortamlarında, toplu ulaşımda maske kullanımının telkin edildiğini, tekrarlayalım, bunun önerildiğini, şiddetle hatta önerildiğini hatırlatalım. Ve özellikle maske takan ülkelerde salgının nispeten daha kontrol altında tutulduğunu da hatırlatalım. Şu da belki bir son not. Bugün okuduğum bir makalede vardı. Bir uzman hekim nasıl maske takılmalı bunu anlatıyor. Mutlaka ellerinizi yıkayın diyor. El hijyenini sağladıktan sonra maskeyi takın. Maskeyi evde takın. Dışarı çıkmadan önce takın diyor. Maskeyle üzerinizi giyin, ayakkabınızı giyin. Ondan sonra evden çıkın diyor. Çok önemli bir anlamda. Madem ki artık dışarıda kalabalıklara karışacaksak maskesiz çıkmak yasak, bunu da bilmek gerekiyor. Ahmet Yeşiltepe, çok teşekkür ediyorum.